Oyun stüdyosu kurduk. Hiç merak ettiniz mi? Kerazoğlu Games AŞ Limited Edition Arts şirketinin nasıl olduğunu, headquarter'ını, ofisini bugün sizleri Kerazoğlu Games AŞ Limited headquarter'ımızı gezmeye ve ofisimizde çalışan insanları tanıtmaya adadım bu videoyu. Burası bizim headquarter'ımız. Şöyle de headquarter'da ki insanları görelim. Evet. Bunlar da Kerazoğlu Games AŞ Limited Edition. Burası Furkan'ın evi. Furkan'ın yaşadığı yerde çalışıyoruz. Burada şaka değil. Gerçekten burada çalışıyoruz. Çünkü tek herhalde aramızda şu anda evi müsait olan Furkan. O yüzden toplanmaya geliyoruz. Efendim tanıtacağım birazdan çalışan arkadaşlarımızı ama öncelikle beyaz tahtamızı göstermek istiyorum. Bu tahta bizim toplantılarımız esnasında yaptığımız planları anlatmaya yardımcı olan bir tahta. Asıl planımız ne? Para kazanmak. Bu hedefe doğru gitmek için, şu hedefe doğru gitmek için neler yapılmalı? Neler? Yani bunu burada tartışıyoruz. İşin gelip tarafı hakikaten burada bir şey yazıp çizmek için yeni aldık bu tahtayı. Hiç yalan söylemeyeyim yani bayağı ilk defa şu an yazdım hatta tahtayla yani. Arkadaşlarımızı da tanıtayım. Kendileri ne işler yapar? Stüdyoda nasıl bir iş dağılım var? Oyunumuzu oynadınız mı? Bedava. Jump and Goal. İndirin hemen oynayın. Oyunu tanıttığım video ile bu videoyu aynı gün çektim. O yüzden oyuna nasıl tepkiler geldiğini bilmiyorum. Şu an ağlamam gereken yerde mutlulukla çekiyor da olabilirim. Veya aşırı mutlu olup çok teşekkür etmem de gerekiyor olabilir. Hiçbir fikrim yok. Umarım hoşunuza gidiyordur. Yani oynadığınız kadarıyla. Bu videonun devamı nasıl battı şirketim? olmaz diye umut ediyorum da. Nasıl işte Ubisoft bizi satın aldıya doğru giden bir hikaye olur. Evet, ilk olarak burada oturandan başlamak istiyorum. Ne yapıyorsun oğlum ya? Biraz ilgi. Telefonla kurcalıyorum. Ne biçim? Kalem fırlatıp anayasada olaylar çıkarabilirim sana şu anda. Data bakıyorum. Ekin bu arada. Ekin tasarımcımız. Kendisinin en meşhur özelliği Shutterstock'tan bulduğu görselleri oyunumuza yedirmektir gerçekten. İtiraz ediyorum. Hayır, aynısı değil. Üzerinde oynamalar yaptık. Birebir aynısını kullanmadık. Evet, çok yaratıcı sektöründe deneyimli öncü bir arkadaşımızdır kendisi. Bu arada geçen video söyledim Asus notebooklarla çalışıyoruz diye. Aha. Sen niye notebook'un önünü almadın oğlum? Herkes notebook'un önünü almış. Sen niye almıyorsun? Evet. Bunun içerisinde 1060 var. Kendisi buraya her geldiğinde öyle bir laptop getiriyordu ki vermek istemiyorum modelini, cartını, cürtünü falan ama bayağı eski bir notebooktu yani. Evet. Photoshop'ta bir şey yapacağı her gün 300 saat bekliyorduk kendisinin bir şey yapmasını. Ama Asus sağ olsun bu durumda yardımcı oldu bizlere. Şu an kendisi de rahat rahat Photoshop'unda illüstrasyonlar neyle çalışıyorsa çalışıyor, hiç anlamıyorum bu işlerden. İkisiyle beraber çalışıyorum. Öte yandan o patron koltuğuna oturmuş gibi oturan Furkan. Koltuğunda. Artık konuşabiliyorsun. Sıfıra döndü tekrar yani. Tam aramıza kazandırdık sanıyorduk. Tekrardan sıfır noktasına döndü. Furkan'ın önünde de Ekin'in aynı modelden var. O da oyunu orada develop ediyor. Unity kullanıyorsun değil mi? Unity'de mesela ne gibi sihirbazlıklara, ne gibi böyle acayip inlikler yapıyorsun. Şöyle oturayım. Acayip inlikler yapıyorsun. Ne yapıyor Unity'de? Kod mu yazıyorsun? Evet. Yes, konuştu. Furkan'la da bir sohbet yayını gelecek. 2 saat kesintisiz konuşacağız. Unity, Furkan ana kodlarımız. Bu tarafta da benim gibi gerçekten de işin business tarafıyla ilgilenen, business'ta da yani yaptığımız oyuna bak. 100 megabaytlık oyun yaptık. Business developer management Refik var. Bu arada Refik ve benim kullandığım notebooklar ofis notebook abi. Yani oyun oynadığımız bir notebook değil ama hani yazışmaları yaptığımız, işte dokümantasyonları yaptığımız notebooklar. İkimizde de aynı notebook var. Refik bizim market director manager artık neyse. Yani mobil tarafta çok tecrübeli, ben çünkü bilmiyorum mobilde nasıl yayınlanıyor oyun. Ve Refik'in yaptığı açıklamaları okumak istiyorum ben. Çünkü oyunumuzun açıklamalarını Refik yazdı. Bunu diğer videoda söylemeyi unuttum. Çok da üzdü beni bunu söylemek. Çünkü insanlar ben yazdım zannedecek ve abi sen ne yapıyorsun falan diyecek olabilirler. Arkadaşlar Refik'in yazdığı oyun açıklamalarına giriyorum. Bu arada bu şey, iOS'ta şu an göreceğiniz açıklamalar bunlar. Yılın futbol oyunu. Kim dedi abi yılın futbol oyunu diye? Bu çok iddialı bir şey değil mi? Yılın futbol platform oyunu. Sorry. Oyunumuza güveniyorum. SEO kazılmış bir de. Aynen. Yılın futbol platformu. Oynaması ücretsiz, eğlenceli ve harika içeriğe sahip bir futbol platformu oyunu. Allah'ım inşallah oyunu beğenmişlerden oynayacağız. Zıpla ve oyunculardan kaç, topa hakim ol, gol at ve futbol kahramanı ol. Şut kabiliyetimi test etmek istiyorsan oyunun sonsuz şut mücadelesi bölümü de var. Karakterini rahatça geliştirebilirsin. Arkadaşlar 7.99 vererek karakterinizi daha hızlı geliştirebiliyorsunuz. Bu oyun inanılmaz eğlenceli. %100 bağımsız futbol... Ama doğru bunlar. Bence eğlenceli ve %100 bağımsız yani. Tekrar yazmışsın aynı şeyleri ama. Niye onu bilmiyorum. Burada bir copy paste hatası olmuş abi. Kendisi de yeni fark ediyor bu arada. Evet. Çok ilgilidir.
Bundan dolayı oldu büyük ihtimalle. Tabii. Ondan, Allah'tan açıp okuduk haberim sonucu yoksa. Bu oyun eğlenceli, %100 bağlı falan. Sizin ilk defa okumanız. Görseller güzel, görsellerde bir şey yok yani. O okey, store hallederiz. Gerçekten güzel görseller yaptık. Sadece bir şey söylüyoruz, 3 ayda geliyor. Biz bu olaya, oyun şeyine başladığımızda Furkan'la beraber başladık. Furkan ben kod yazmayı öğreniyorum galiba dedi. Ne yapıyorsun dedim. Bir şey gösterdi. Bok gibi lan bunu yapma dedim. Dedim ki şöyle bir şey. Ha bu arada ben ne iş yapıyorum merak eden varsa eğer. Ben de CEO'yum. Chief Executive. Oyun fikrini beraber ortaya koyduk. Sonra geliştirmeye başladık Furkan bir şeyler. Dedik ki onu şöyle yaparız böyle yaparız. Ama o kadar acemiydik ki neyi nasıl yapacağımızı çözene kadar çok zaman geçti. Bir şeye karar verdik, değiştirdik, onu yaptık. 50 kere değiştirdik bir şeyleri yani. Çıktığımız yoldan bambaşka bir şeye girdik. İçimizi rahat edene kadar yaptık. O da süreci bayağı bir uzattı. Bundan sonraki süreçte şu anda bu Jump and Goal'in hikayeli bir modu çıkacak. Böyle daha önceki videoda bahsettiğim. O modu bayağı bir kısmı hazırlandı. Onu da 2 ay içerisinde, yani yıl sonuna kadar onu da böyle çıkaralım istiyoruz. O ücretli olacak bu arada. Ama hani ücret dediğim yani 1 lira ile 5 lira arası bir şey olacak. Böyle hani gidip 20-30 liralık bir şey olmayacak. Ondan sonracığıma tabii belki bir sponsor bulabilirsem ama oyuna hani böyle finansal bir sponsor bulabilirsem bedavaydı dağıtmak isterim. Yani benim öyle bir şeyim yok. Maksat benim hani parayla ilgili bir derdim yok. Maksat bu adamlar beslensin. Benim derdim oyunun iyi olması, oyunun tutması. Yalan mı oğlum? Ben söylüyorum benim için önemli olan indirilmesi oyunun yani. Para kısmını ben sonra da hallederim ama bu arkadaşlar. Açız. Bu açım. Burada yemek yiyebiliyor sadece her hafta. Buradan buraya gelebiliyor. Furkan zaten para kazanmak için konuştu daha ne yapsın ya. Anam daha konuştu değil mi? Evet bak kazanamadığı için konuşamıyor yani. Ekin deseniz yani... yani yok işte aç gibi de durmuyor köpek herifler. İnsan biraz dramatizler. Şu koltuğun kenarını çek ya Furkan'ın oturduğu evi. Bu ne abi? Bu ne ya? Süngeri dökülüyor ya. Bu çocuğun kedisi var ya. Kedi bile diyor ki Allah kahretmesin vereceğim mamanın diyor yani. Böyle bir şey olamaz ya. Bir de bir ekip daha var onu göstermedim göstereceğim. Bir taraftan da PC oyunu geliştirdiğimiz böyle bir iki arkadaş var. Oradan da ufak ufak bir PC oyun çalışmamız da var. Onu da umut ediyoruz ki 2020'nin sonuna doğru çıkaracağız. Tabii bir de gidip crisis falan yapamayacağız. Yani böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yapabileceğimiz finansal kaynağımız da yok, bilgimiz de yok. Bunların hepsi yolda yapılacak şeyler. Ama uzun vadede hedefimiz herkes memnun edebilecek. Gerçekten de belli bir kaynak sağlayarak 2A dediğimiz böyle belki milyon liralık oyunlara imza atabilmek. Bunlar hayal oğlum, hayal kurması bedava. Her şey hayal kurarak başlıyor. İnşallah öyle bir şansımız da olur. O kadar kaliteli ürünler ortaya koyabiliriz. Bir tane daha mobil oyun gelecek bu arada. O daha farklı bir tarz olacak. Ama insanların hoşuna gideceğini düşünüyorum. Proje çok da bunu işte üretebilmek için yeterli imkan ve zaman sıkıntımız var. Onu da çözeceğiz yavaş yavaş diye umut ediyorum. Ya olay bu. Oyun stüdyosu dediğimiz şey bu işte. Biz burada her hafta toplanıyoruz. Yani 2-3 haftada bir toplanıp hafta sonları sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Var mı söyleyeceğiniz bir şey abi? Oyunu indirin, oyunu indirin. Yani business developer manager'ımız söylediği gibi oyunu indirip denemeniz bizim için güzel olacaktır. Ne diyeyim başka bilmiyorum. Tekrardan Astro'ya teşekkür ediyorum destekleri için. Umarım bu laptoplarda nice nice güzel oyunlara imza atarız. Duygulandım. Evet, oyun oynayacağım ama ilk başta. Daha GTA 4'ü bile oynayamadım. O kadar kötü durumdayım yani. Bu laptoplarda GTA 4'ü de indirecek, oynayacak. Bok yedik. Tasarımcı görselleri kaybettik artık. Karelerle dövüşeceğimiz bir şey yapacağız yani. Bir sonraki oyun teması da mafya teması olacak. Onu da söylemiş olayım. Yani daha polisiye mafyatik bir tema yapmayı planlıyoruz. Bir aksiliğimiz olmazsa. Onu da hazırladık. İskeleti %5 oranında hazır. Çok sallayayım ki istatistikler konuştuğum belli olsun yani. Böyle arkadaşlar. Yani bu ekip olarak inşallah belki de bir şeyin başlangıcını görüyorsunuz. Kim bilebilir? Belki de bir ofisin 5. katında, katı çok önemli değil, 25 kişi çalışırken çok güzel oyunları imza atacağız. Belki siz bile olmayacaksınız. Bu da tehdit kardeşim. Bu da tehdit yani. Ben anlamam. Zaten PC oyun yapıyor musunuz? Ne habersiz? Oğlum onu beraber de yapacağız. Ben anlamam. Şimdi öğrendim. İhanet. Nasıl şimdi? İhanet. Ya PC oyunu başka bir mevzu. Şey yapacağım, onu konuşacağız. Bu sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Şu ana kadar verdiğiniz desteklerden dolayı da tekrardan sağ olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.